Cihan'la daha yakından ilgilenmek istedim. O yüzden biraz uzak kaldım ortamlardan. İşte böyle. Aramana çok sevindim. Gülfem, neden kaçtın benden? Kafamı çok kurcaladı bu. Kaçtım demesek. Babamın vefat haberi her şeyi alt üst etti. Uğraşmam gereken çok fazla şey vardı. O zaman kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Nerede kalmıştık ki? Aslında tam olarak burada. Bir şeyler başlamak üzereydi. Aklımdan hiç çıkmadın biliyor musun? Sen büyüleyici bir kadınsın. Akif, daha yaratıcı olmalısın. Kim bilir kaç kadına bunları söylüyorsundur. Ne zaman ciddiye alacaksın beni? Senden başka hiçbir kadın iz bırakmadı bende. Sen çok farklısın. Bak buna hayır diyemeyeceğim. Müsaaden. Alo Ömer. Ya kusura bakma. Ben şimdi hatırladım. Sen bu sabah bana uğramışsın. Ben de hiç müsait değildim. Sonra da bir yemek randevum vardı. Ben ancak yarım saat sonra evde olabileceğim. İstersen bana bir uğra, birlikte kahve içelim. Tamam, görüşürüz canım. Kalkalım mı artık? O kadar erken mi? Akif'cim, yarın sabaha çok işim var. Peki. Bir kahve içer kalkarız öyleyse. Ben sana evde ikram etsem? Buna hayır diyemem. Yalnız bu akşam bana Ömer uğrayacaktı. Hastaneyle ilgili konuşmamız gereken şeyler var. O gelince senden müsaade istemek zorunda kalacağım. Ama sana bunu kesinlikle telafi ederim. Bir dahaki sefere daha uzun vakit geçirebiliriz. Bunu söz olarak kabul ediyorum öyleyse. Buyurun Ömer Bey. Gülfem geldi mi? Geldi, salonda. Bir baktım. Bizim uçak otelin üstünden. Misafiri mi var? Misafiri var ama sizi bekliyor. Ah Ömerciğim. Gelsene. Akif, Ömer benim çok eski bir arkadaşım. Ve hastanenin başhekimi. Merhaba Akif. Merhaba. Akif de benim iyi bir arkadaşım. Turizmcidir kendisi. Ben artık gideyim. Sizin konuşacaklarınız vardır iş filan. Gülfem, yeniden seninle olmak harikaydı. Yarın ofiste görüşürüz. Tamam canım, ben seni geçireyim. Hiç gerek yok, rahatsız olmayın. Siz rahatınıza bakın. Görüşürüz yarın. İyi akşamlar. Arkadaşını daha önce görmemiştim. Evet. Biz de Akif'le yeni görüşmeye başladık. Otursana. İyi görünüyorsun. Harika hissediyorum. Sağ ol. Bugün çok daha iyiyim. Sabah Halide'ye reçete bıraktım. O ilaçları birkaç gün daha kullan. Ah canım, çok teşekkür ederim ama gerçekten hiç gerek yoktu. Biliyor musun Ömer? Ben akıllandım. Ben
ben bir daha böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyeceğim. Asla. Neyse canım, bırakalım bu hastalık mevzularını. Bir şey ister misin? Kahve ya da herhangi bir şey. Gülfem, seni üzdüm biliyorum. Keşke biraz daha duyarlı davransaydım. Ömer, benim seninle meselem bitti. Biz sadece iki iyi arkadaşız bundan sonra. Güzel. O zaman her şey yolunda. Hem benimle ilgili hem diğerleriyle. Tabii canım. Neden yolunda olmasın? Olanlar benim sorunum değildi ki. Salih Efendi dışarıda. Kızlar işlerinde. Güru'nun da en büyük hayali neredeyse gerçek olmak üzere. En büyük hayali? Biliyorsun ya canım. Şu büyük çocukluk hayali. Evet. O da büyüyünce senin gibi başarılı bir tasarımcı olmak istiyordu. Sanırım onun isteği bunun bir tık fazlası ama. Anlamadım. Ha, sana hiç anlatmadı mı? Halide, Gürru çocukken büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sormuş. Bu da ne cevap vermiş biliyor musun? Ben büyüyünce Gülfem sipahi olacağım demiş. Bana dair benimle ilgili her şey ve herkes onun için o kadar önemli ki. Tabii başlangıçta bu saplantı beni tedirgin etmiyor değildi. Bunu da senden saklamıyordum. Ama insan zamanla alışıyor galiba. Ay neyse canım, biz bunları konuşmayalım. Ben yepyeni bir sayfa açtım artık. İyi olduğuna sevindim. Ben kalkayım. Peki canım. Bir kahvede alacağın olsun o zaman. İyi geceler. İyi geceler.